bizi gözaltına almışlardı. İstersen ömür boyu hapsin içine koy. Tek kişilik hücreye koy. Ben iman etmişim, Allah'ın varlığına inanmışım. Benim bu düşüncemi alıp da sen o bir metrekarelik, iki metrekarelik parmaklığın arasını hapsedemezsin ki. Oradan çıkınca aylarca katı güçlenmiş, şekillenmiş bir şekilde devam etti. Aileleri işte zorla şikayetçi yapmaya çalışıyorlar. Öyle bir ortam olmuştu. Şimdi gece yarısı 3'te İstanbul'un herhangi bir yerinde siz 3 tane eve girin, 5 tane eve girin. Bilinçli veya bilinçsizce suç unsuru olabilecek bir şeye rastlarsınız. 93 eve girildi. Videolarını topladılar, kasetlerini topladılar, bütün müzik CD'lerini topladılar. Onları sergiliyorlar işte toplanan suç delilleri diye. Baştan tek tek izlemişler, inşallah imanlarına vesile olmuştur. Penguenden başka bir şey yok diyor bu videolarımız. Bu halojen lambalar vardır biliyorsunuz. Onların Reos'ta diye ayar düğmeleri vardır. Onları gizli kamera aletleri diye sundular. Tabii ki delillerini bilirkişi raporlarıyla sundu. Kendisine şantaj yapıldığını iddia eden ne tek bir kişi çıktı, tabii, ne evet. Kendisinin gizli kameraya çekildiğini iddia eden ne de buna dair bir gizli kamera görüntüsü çıktı. Kendisine gizli kamerayla şantaj yapıldığı iddia edilen kişilerin hepsinin mahkemeye sundukları mektuplar var. Daha da tanınmış olduk. Bizim bir kere böyle püf deyince sönmeyecek bir lamba olmadığımızı herkes anladı. Hepsinde bir hayır var. Gece yarısı her can istediklerine sorguya götürülür ve daha da zor şartlar altında bırakmalarına rağmen. Biz orada yine çok güçlüydük. Evet. Biz Allah'a güveniyorduk. Onları anlayamıyordu ama biz onu yaşadık. Terliğin bir nimetin sevinci olarak biz bunu yaşadık. Bizim için inşallah şeref oldu. Neler olabileceğini tahmin ettik ve bizim ilk söylediğimiz şey Allah'a tevekkül ve bu Allah'ın bize vaat ettiğidir oldu. Allah'ın adet olan da hep var. Hep Müslümanlar her zaman için küfürden çok büyük baskılar gördüler. Sahabeleri işkence edenler, münafıklar, ateş tutkuluna atanlar hepsi Allah'ın kontrolündeydi. Hepsi Allah dilediği için oldu. Güçlü karakteri bize inşallah bu sağlamlığı bize nasip eden de Allah inşallah ama hocamızın vesilesiyle. Bekleyin, İngiliz devletimizi arayın. Devletimize girin. İngilizlerin devletini komplo. O güçlü ve kararlı yönümüzü o kadar bilmiyor olabilirler. Biz hiçbir şeyden Allah'ın izniyle girmeyiz. Yani biz bayağı gözü karayız. Hiçbir şekilde dönmeyiz. Hocamızla asla ayrılmayız inşallah hocamızın yolundan, Kur'an'ın, Allah'ın yolundan.